Dünya borsalarındaki satışlar sertleşiyor. Teknoloji devi Facebook ve Spotify karlarının beklentilerin altında gelmesiyle başlayan satış, ECB ve BOE tarafından verilen şahin mesajlar sonrası sertleşti. Tahvil faizleri küresel yükselirken Amerika ve Avrupa borsalarında genele yaygın sert bir satış dalgası görülüyor. Nakit akışı geriden gelen teknoloji hisseleri geleneği bozmayarak satış dalgasında başı çekiyor. Doların küresel olarak değer kaybetmesi günün tek iyi haberi. Borsa İstanbul küresel satış dalgasından payına düşeni fazlasıyla aldı. MSCI Türkiye %2.1 kayıpla Rusya ile birlikte en çok değer kaybeden gelişmekte olan Avrupa borsası. Son günlerde endeksi yenen bankalar %3.7 kayıpla sanayi hisselerinin iki katından fazla değer kaybetti. Alıcıların zayıflığı dalga boyunu artırdı. Amerika ve Avrupa vadillerindeki toparlanma Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Yeni bir küresel satış dalgası gelmezse toparlanma devam eder. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 1950 ve 2000. Rahatlamamız için 2000 seviyesinin üzerine çıkmamız gerekiyor. Beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayan Tofaş Fabrika ve Yapı Kredi'nin endeksi yenmesini bekliyoruz. Ancak iki hissenin de son dönemde piyasanın üzerinde getiri sağladığını belirtelim. Sürpriz yapmayan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası hisselerinde endekse paralel bir seyir öngörüyoruz. Yatırım kararı nedeniyle şişe cam hisselerinde bir tepki beklemiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.